El Hava yolundayız. El Hava yolları. Babam arkada. Yambul. Yambul'a gideceğiz inşallah. Kısmet olursa. Başka yani. İşte video çekeceğiz bir tane. Otururuz bir mekanda, bir şeyler yeriz, bir şey. Toplanıp geleceğiz yani, günübirlik öyle çok fazla takılmayacağız. Sınır rahattı, sınırda kimsecikler yok. Bomboş. Hava sıcaklığı sıfıra yakın. Yarın da diyor Bulgaristan'da galiba kar yağacakmış. Hafif. Atıyor zaten. Evet, hafiften ama yani bizim geldiğimiz yer Çorlu'ya göre burası bir 2-3 derece, 4 derece daha soğuk. Herhalde sıfıra yakın değil mi? Sıfır yoktur da. 1 derece şu an. 1 derece falan. Öyle yani. Tek parça. Tarımda hakikaten Bulgarlar belli bir seviyeye varmış yani. Burada tabii Tarım Bakanları'nı da tebrik etmek lazım. Yani nereden nereye gidiyor yani? Yoksa şimdi bu Türkiye'de olmuş olsa bunu 80-90 parçaya bölüp ne güzel yani. Kooperatifçilik sistemiyle ne güzel adamlar bunları işlemiş. Az önce bir radar vardı. Ağzımız yüreğimize geldi. Ağzımız yüreğimize geldi. Vallahi az bekliyordu bütün adam. Ormanın içine çekmiş. Ormanın içine çekmiş adam şey gibi var ya. Gerilla gibi, terörist gibi. Tamam mı? Ama selektör. Resmen hani pusu kurar ya böyle. Pusu kurarlar ya, adam pusuya yatmış. Çok tehlikeli bunlar. Ama Allah razı olsun, burada şeyler tabii. Ya selektör atıyor yani. Sürücüler. Şimdi ilk önce Yambul'a gideceğiz. Burası Yalkova zaten, sol taraf. Yalkova 8 kilometre falan diyor değil mi? Dönüşte de Elkova'ya uğrayacağız. Elkova Podeliye askeri şey merkez. Burası askeri merkezmiş. Eskiden, şu anda değil. Artık Bulgaristan'da askeriye yok. Zorunlu askerlik yok. Yani Avrupa Birliği'ne girdiğinden beri şimdi Bulgaristan'ın askeri harcamaya öyle bir bütçesi, öyle bir parası da yok zaten. Ekonomisi buna müsaade etmediği için askeriyeyi kaldırmışlar. Düşman da yok, terör de yok tabii. Burada bir şeyler, sanayi, manayi falan. Okup. Okuptan geçeceğiz. Şurada kas şeyi vardı. Sinan burada yavaş dur. Burada yavaş, burada şeyler bak. Evet, burada bak. Şurada bir yerde poliçerler bir yer vardı. Bir sene önce arkadaşlar. Ya burada durmadı. Yok. Ya yok, sınırda burada duruyorlar. Geçen bizi şaplamışlardı bize bir arkadaş da burada. Center diye. Aynen ya. Okup'u geçtik mi biz okup? Burası Yalkova değil mi? Yalkova burası. Köy gibi ama center vardır mı? Yani tabii kenarları köy gibi Yalkova'nın. Yalkova Elha demek. Nerede bu da? Değil mi baba? Yalkova Elha değil mi? Evet. Elha da yok burada. Nerede bunun Elhaları Melhaları? Hiç anlamadım yani. Ne alakası? Bu arada yeni maş attık. Hakikaten o kadar çok yeni ölen var ki. Çok ya. Ona bak, taş bile yaptırılmamış. Yani arkadaş, hakikaten dünyanın adamı ölmüş ya. Çekemedik ama onu. Yani sanki böyle %20'si. Ama çok insan ölmüş. Evet. Yani birkaç yıl içinde mezarlık doğurmuş diyorlar ya. Hastaneye giren sağ çıkmıyor diye. Hakikaten Covid'li bayağı can almış burada. Tek şerit yol. Bulgaristan'ın yolları burada. Bu yola iyi yol diyorlar yani, öyle. Yol tabi o. Bu şu an. Yol yağ gibi, kaymak gibi. Bu zaten mavi şeyler neden koyuyorlar? Bunlar ses yalıtımı için. Orada insanlar yaşadığı için onlar rahatsız olmaması adına. O yüzden koyuyorlar. Ha bak, hala Elkova devam ediyor. Baya büyük burası ya. Tabi Elkova. Kasaba yani. Belediye oluyordu herhalde değil mi? Bak burada sanayi kuruluşları da var epeyce ve bunlar çalışan bayağı büyük teslimler. Bak
büyük fabrikalar. Bunlar daha komünist zamandan kalmış. Ama toparlamışlar mı? Sinan bunlar galiba şey yapıyor. Tren şeyi bunlar biliyor musun sen? Tren bak bunlar. Ne dedik? Tuna diyor ismi. Tuna. Tuna ne fabrikasıymış o? Tuna diyor. Tuna Yelkova eski. Eski komünist. Eski sistem. Eski tekeseler bunlar. Yani biri süsmüş tabelayı böyle öpmüş. Ama yani arkadaşlar gelirseniz hakikaten basmayın yani. Polisin nereden çıkacağı, nereden pusulaya attığı hiçbir zaman belli olmuyor. Cezaları da bayağı güzel tatlı yani. Yani cezaları bayağı tatlı yani. Sana ciğerini yakacak cinsten. Şehrin simgesi. Bunlar evet. Böyle bunlar her şehrin simgesi var burada. Aynen. Ölkova'da seracılık da galiba bak. Serala yok mu? Sera dinleymiş. Bunlar güneş enerjisi bunlar galiba. Güneş enerjisi. Ama hakikaten yani bakın şu panoları adamlar bu işi çözmüş. Yani ekmişler zamanında. Bak Türk tarafında Sinan böyle sarımları geçirmiş. Adamlar ama ne güzel yapmış evet. Yani zamanında artık. Ama bundan para olanak meselesi. Şimdi bunlar büyük çiftlikler. Adamlar çalışmıyor yani adam. Sen bence adamlar profesyonel yapıldığı zaman tarım bu şekilde oluyor. Edirne tarafına keşke orada çekseydik de görseydiniz aradaki farkı. Çekemedik de neyse bir dahaki sefere. Ne kadar kaldı yağmur aslında? Yaklaşık 20 kilometre kalmıştı. 20 kilometre sonra yağmurdayız. Yani. Bir değişiklik olsun dedi. Sfinagrat'a gittik. Sfinagrat'a yeter be. Yambo. Ya bir de şu klip çekecek. Orada da ben bir tane video çektim zaten. Bir tane de Yambo'da çekelim. Soğuktur bakalım. Soğukta nasıl olacak bu iş bilmiyoruz da hızlı hızlı çekeceğiz bir şekilde ya. Oldu kadar. Hatıra kalsın ya. Anı. Her şey anıdan ibaret. İnsanlar çünkü deniyor kendini aynı kasabaya. Ondan sonra senede bir kere tatile gidiyorlar. Yani gezmek lazım yani. Eskiden daha çok geziyorduk ama şimdi tabii durumlar biraz dere olayı. Biraz sakata geldik. Yapacak bir şey yok. Nasıl oldu inşallah. Hani gazla burgaz. Öyle bir yerde polisler çıkıyor ki hiç böyle şeytanın aklına gelmeyecek bir yerde duruyor hani polisler. Mesela orada 70'tir sen 75'te geçtiğinde uslan. Ama işte ya dedim Allah razı olsun hani şeyle şoförler birbirlerine yardımcı oluyor polis varsa işte şey yapıyor. Böyle yerde hemen yavaşlayacağım mesela bak bitti 70 mi demiş hemen yavaşla. Yani Türkiye'de şimdi terör sorunu olduğu için o şekilde kimse haber vermiyor. Doğrusu da o zaten ama Bulgaristan'da sıkıntı yok eğer ki mesela bir polis varsa karşı taraftan, karşı şeritten gelen adama haber verebiliyorsunuz. Orada bir sıkıntısı yok yani. Normalde Türkiye'de yasak böyle bir şey. Terör olayı olduğu için Bulgaristan'da Kirilova'dan geçtik. 2 kilometre burası köy. Eski tekesele, eski komünist sistem yıkılmış tabi ama çok ama, büyük tekese yapmış adamlar. Ya bu komünistler yok o bu diyorlar ama adamlar hayvan yapmış işte, be ya her sen. Şey var. Hayvancılık tarafında bir numaraymışlar. Sen boşver bu komünistler ondan kötüledikleri kadar kötü değilmiş yani. Durum onu gösteriyor. Ama şimdi de iyi şu anda da Bulgar toparladı kendini ya. Toparladı Avrupa Birliği ama mesela şu yollara bak burası yani sıkıntı. Bir yollar sıkıntı burası bir de hani transit bu ana yol yani öyle düşünüyorum. Bu Romanya yolu. Bu Rusya tarafına gidecekseniz yani, bir yoldan yani, gidiyorsunuz yani, Romanya bağlantı. Ana yol bu yani düşün. Bu otoban olması gereken bir yol. Yani Türkiye'deki yolları şikayet edeniniz varsa bence sevin Türkiye'deki yolları. Şuraya bak yani buradaki yollar böyle burası Avrupa. Demek ki artısı var, eksisi var. Hakikaten tarlaya bak böyle. Ya
yapmış adamlar ya. Klasik şeyleri götürmüştüm. Mertleri, Tarkanları karda gittikçe bir kar. Evet. Tarkan dedi, aa dedi, bizim burada deniz varmış dedi. Kar yağdı ya çocuk onu, şey, bizim burada deniz varmış da benim bir haberim yoktu dedi. Uzaktan böyle her taraf bembeyaz olduğu için deniz zannetti. Tabii. Rusya 273 kilometre. Evet. Zaten Yambol'da yol üstünde değil, böyle giriyorsun. Şeyden değil mi? Evet. Yandan giriyor. Normalde Petrolaçka'ya çıkacaksan yanından geçiyor yani, girmiyor için. Ben motorla geçerken bir şey yapıyorum. Petrolaçka da ne kadar uzakta ya? Yakın Yambol'a ya, 15 kilometre. Petrolaçka'dan sonra şey geliyor zaten. Yablanova, bizim Türklerin yoğun olduğu yer. Oradan Targov işte, Razgrad değil mi? Evet. Razgrad. Rusya'ya çıkıyorsun. Rusya'ya çıkarsın. Sağ tarafta bizim Silistre'ye. Zaten Bulgaristan'ı yarılamış oluyor. Ne kadar Trakya kadar Bulgaristan yani. Ama ayrı be ya. Ya bu Bulgaristan ayrı bir şey. Bu ayrı bir dünya yani. Bir şey, hiçbir ülkeye değişmem yani Bulgaristan deyince. Yaşanacak evet. Memleket, azıcık paran olacak sadece. Evet, tabi tabi para. Geçinecek kadar. Ya, bu şey Avrupa'ymış, Amerika'ymış, Türkiye'ymiş, hiç gerek yok. Hepsine 5 çeker. Güzel bir hayat, yani stressiz bir hayat yaşarsın. Ya bir de kendine az kültürü var işte, insanların kendine az davranış şekli, tek tip ya. Şimdi Türkiye'de 88 çeşit insan, Almanya'da 999 çeşit insan. Anladın mı? Araba göre mi davranacaksın? Almana göre mi? Burası tek tip insan. 3 aşağı 5 kere hepsi aynı kafada yani. Yambul'dayız. Soğuk, çatır çatır. Kız gibi hava var. Yani, yani Çorlu diyoruz ki, hakikaten Çorlu hiçbir şeydir burasının yanında. Aslan takır 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 dedi her tarafı. 0 derece. Hafif kara çıktı bu tabi, soğuk çok soğuk. Hazırladım bitiyor ya. Lan oğlum burası açık mı ne ya? Bulgaristan gerçekten soğuk ya. Orada Ulumana gittim olduğuna herhalde. Bizim ne kadar doğmasın. Burada bir de rüzgar olsa hiç adamı öldürür burası. Aynen. Allah'tan rüzgar yok mu? Evet, Yambol'da şimdi gezmeye devam ediyoruz. Şimdi merkeze gideceğiz. Merkezde bakalım. Güzel yerler var, oralarını biraz bakınalım. Eski Osmanlı'dan kalma. Hamam mıdır artık nedir? Oralara bakınacağız biraz. Havada bir hayli soğuk. Devam edelim bakalım. Evet, yine hareketli. Yambol gerçekten kalabalık. Yani arabamızı şuraya bıraktık. Şimdi Nagasan'dan girdim. Öbür türlü bayağı bir karışık yani. Büyük şehir. Yani gidemeyeceğiz. Arabayla gitmek zorundayız. Oraya bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi tam merkeze geldik. Burada eski bir cami var. Osmanlı'dan kalma. Merkezi güzelmiş. Aynen. Yambol. Kaç tane resim çektin bu aşırı ya? Var mı? Faktörü çıkartırsan çeksen. Zaten onun mesafesi olmuş şeyin ya, ama çalışıyor mu? Çakal yok.
dükkan açmışlar da bu ama eski bu, yeni dildin mi? Bunlar bir restorasyondan. Geçmiş bir restorasyon. Bir tane restore etmişler sonra Trişka'dan yani. Trişka'dan belli o. Ha, orijinal şey değil bu. Bizler biraz orijinalini bulmuşlar. Orijinal taşlar. Yambo, biraz bir historiyata. Bu yeni yapılmış gibi ya. Eski değilmiş. Senin köşesini görecekler mi? Şuraları. Restorasyon mu ama komple yeni yapmışlar baksana. Betonlara falan. Biraz astıma uygun yapmamışlar gibine geldi. Evet, bir hali çok kötüydü. Yine de yapmışlar işte yani. Bazistan değişik bir yer. Bazistan, Bezistan mı? Bezistan ne diyorlar bunlar? Tam merkezde kalıyor burası. Bezistan diyor. Bezistan. Şu camiye de bir bakalım. Tarihi camiye. Ya bu Roma İmparatorluğu döneminde varmış. Roma'dan sonra Osmanlı'dan alıyor. Aynen. Burası hep merkez. Ama cami de restore edilmiş sanki. Yeni yeni yetiş şuradan gidelim ya da. Cami çalışıyor mu acaba? Öyle çalışır. Şöyle yan tarafta. Görüntüsü bu. Nasıl bir ara var? Tamam. Konuşa. Bilmiyorum buraya öyle diyorlar. Niye öyle denir? Ya unuttum. Evet, cami de bu şekilde arkadaşlar. Bunlar hepsi tam merkezde bulunuyor. Eğer gelirseniz gerçekten Yambol'un merkezi güzelmiş. Hem o cami de restore edilmiş. İbadete kapalı günle geldi. Olabilir ama. Çünkü düğünün kapıları var. Muhtemelen kapalı, evet. Burası böyle. Hafiften böyle bak, kar yağışı var. Şey var, devlet kukla tiyatrosu var. Aynen. Hangi oyunlar var? Kuklen tiyatr. Ne güzel ya. Çorba da bunu yapsalar ya. Eğer öyle geldi. Oynanır. Çok güzel ya. Ulan hiç daha gitmedim, evet. Kukla tiyatrosuna gitmek isterdim. Nasıl bir şey acaba? Georgi Mitev. Saat öğlen 11'de oynanıyor oyun. Aslında cumartesi gelirse girip seyredilir yani, güzel. Çok evet. Güzeldir onların şeyleri. Üniversitenin milli kahramanı heykeline dikecekler. Nasıl Levski? Stranjata, burası galiba meyhana. Meyhane ama şu an kapalı. Kapalı. Bana nerede? O burada. Şuradan karşıya bir geçelim arabanın oraya. Böyle. Telefonu koyacağım. Ha, camiye giriyorlar. Eski cami demiş Ebu Bekir. Caminin ismi Ebu Bekir'miş. Demek ki çalışıyor cami. Ne yazmış lan? Eski cami. Restoran. O 1413 diyor. Ama çok şey, tadilat görmüş. Bunlar hepsi yeni bak. Görmüş ama yani ilk yapılışı 1413. Aynen. Bayağı eski camiymiş. Bunda da İstanbul almadan burasını yapmışlar yani. Yani 1453. Tabi. 1453 ise 53. 40 sene önce yapılmış burası. Aynen. Yani Osmanlı buralara o zaman gelmiş. Burası Bank DSK. Hava bayağı bir soğuk. Hafiften kar atıştırıyor. Eksi derece var muhtemelen. Şimdi bir nehir kıyısına ineceğiz. Orada da biraz takılıp dönüş yoluna geçmeyi planlıyoruz. Yelhova'dan geçip aynen bir Yelhova'ya uğrarız. Kar yağışı başladı. Gözüküyor mu bilmiyorum.
Şöyle Yambol'un nehir kıyısına geldik. Tunca Nehri bu arada burası. Doğru, Tunca Nehri. Mükemmel bir görüntü var ya. Manzara var hakikaten. Manzara güzel. Yani Karda başladı. Tam bu kadar güzel beklemiyordum sana. Aynen. Büyük bir ben motorla var. Geçtim ama buralara giremedim. O zaman aceleden geçtik. Çok güzelmiş. Yani Osmanlı mükemmel. Tabii burasını hani merkez seçtiğine göre boşuna. Tabii. Şimdi bu Osmanlı'nın aslında vilayetlerinden biriymiş zamanında. Aynen. Gelsin mi şimdi? Şuraya gidelim bakalım. Çok güzelmiş ya. Karda başladı. Bu akşam burası yarım metre kar olur. Ama biz göremeyeceğiz tabi. Hoppa. Düşmeyelim. Evet. Burası da böyle. Tunca Nehri'ne geçiyor. Sola dönün. Şuradan çek şimdi hapsak ya. Tamam. Tabi tabi. Muhtemelen vardır. Bu nereye kadar uzuyorsa. Yani. Ama bu yaz günü ben bir ucuna gittim bunun kuruydu. Burası muhtemelen göl gibi oluyor. Sonra geçiyor nehir. Nasıl yani? Allah devam et. Ya o tarafta Kauflandan o tarafta bak bu yaz geçtim ben. Şeydi kuruydu yani komple. Bence o başlık olur şuna bu kuruyamaz mı? Olabilir. Bak, belki de. Kocaman nehir yani. Zagorka hadi bakalım. Nazdrave. Park o taraftan devam edeyim. Yalnız ne koruma var ne bir şey var. Düştün mü? Kaç metredir belli değil. Bu olur ise. Görüntü de mükemmel. Evet, Hotel Tunca. Tam Hotel Tunca'nın şu an altındayız. Aa. Mükemmel bir otel yani. Komünist zamanlar kalma. Bunların zaten eski tarihi otelleri. Aynen. Mükemmel otelleri var ya. Yok Dubai'ymiş o bilmem neymiş Bulgaristan'ın yanında sıfır kalır. Sıfır da yok. Ben çocuğum buranın bir ruhu var. Dubai'de ne var? Çöl. Çöl. Bina var şimdi bok yok. Çöl, bina ve... Katar, Dubai. Trişka memleket var. Hani Bulgaristan'ın yanında... Aynen. Ya Bulgaristan zaten Avrupa'nın birçok ülkesinden iyi. Yani coğrafi güzellik olarak. Aynen. Ondan bahsediyoruz. Mükemmel yani. Şimdi hani binaların bile eski olması bir ayrı güzelliği var. Baksana. Komünist... Şimdi yeni olsa ne olacak? Hepsi. Tarih fışkırıyor her tarafından. Bak o karşılıkta tabi eski bu kadar. Karşılıkta bir moda var mesela. İkinci dediğim nehir yatağı ama şu an su akmıyor burada. Burası da bayağı bir güzelmiş. Böyle komünist eserlerin yine karşımızda köprüler. Mükemmel yani her şey. Buradan sahaya gideceğiz şimdi. Güzel bir kar yağışı da var. Devam et. Yola devam ediyoruz. Sağdan değil mi? Sağdan. Ama Yambol'da Yambol'muş ya. Yambol. Güzel kasaba. Yambol hakikaten. Büyük yani. Çok büyük. Yani şimdi insan da var. Öyle ölü bir şehir de değil. Çok Yambol'uymuş ya. Doğuştan falan iyi burası lan. Doğuştan göre çok iyi. İyi. İleri devam, ileriden sol yapacağız. GMI Club, Imperia. Hemen Club, bak burada kazino. Bak kazino yanında. Hemen 10 leva, 20 leva, 50 leva verin. Arkadaşlar buraya gelin, 10 bin TL'ye gelin, 100 bin de gelin yani. Hiç aynen. Öyle. Bulgaristan'a gelin. 10 bin leva yatırmadan. Veya 100 bin leva. 600 lira kazanmış, onu da kaybettin. Yok, kaybetmezsin ya. Ne kaybetmezsin? Bulgaristan'da kazanıyorsun ya. Burada ya hiç korkma yani. Yatır parayı, acıma. Basmacım yani. Ben çok defa şahit oldum. Adam geliyor mesela. Basıyor. 10 bin TL'li 100 bin lirayla gidiyor babacım. Aynen. Yani. Lafta tabii. Bunlar arkadaşlar. Tam lafta herkes kazandığını anlatır da kumarda. Bizim Allah'a şükür için. Aynen. Kumarla işimiz yok. Biz böyle geziyoruz. Ama hep biliyoruz ya. Ben o kadar yatırdım. Herkes kazanıyor. Peki herkes kazanıyorsa kumarcılar neden kumarlar? Aynen. Kimsenin bir şey kazandığı yok yani. Aynen, kumardan uzak durun. Kumar oynamayın. İyi, niçin gezin, kumar oynamayın. Evet, şimdi yolumuz Elkova. Bakalım Elkova'nın içini de gösterelim sizlere. Ondan sonra Hamza da yeni. Tam komünist bu. Lan var ya, ne güzel yapmış. Mükemmel ama yapmış adamlar. Nasıl arada şimdi bu bloku, burada park yerini dahi hesaplamış orada. Kaç blok kaç, orada her blokun bir tane araba park yeri var. Ama şehir... Nasıl kurulduysa komünist zamanında bak bir tane yeni yapı yok. Hala aynı devam yani. Vallahi
Ne güzel. Gerek de yok zaten, adam sağlar vermiş. Ya burada deprem riski de olmadı işte. Aynen. Çok güzel şey. Oğlum burası sanayi şehriydi. Bir de Koç fotoğrafları var burada çok. Ne? Ben gelmedi hiç. Koç'uyla ünlüyüz demek ki. Koç heykelleri var. Ben Petoloçka tarafından girdim buraya. Koç şeyleri var çok böyle adamlar. Koç heykelleri yapmışlar o zamanlar demek ki. Alacağız mı? Alamadık. O şu yansımada şey yapmazsın. Kızlar bayrağı alacağız. Video yazacağım yani. Aa, alalım alalım. Gerçi o Japon pazarı tarzı yerlerde vardır. Kızlar bayrağı. Bayrağı başladı. Bayrağı var, bayrağı. Sen çek. Şeye güvenme fazla, bu lastikler çok kayıyor. Yavaş gidiyorum zaten. Evet, burada. Evet, komünist zamandan kalma fabrikalar bakın. Evet. Adamlar neler kurmuş. Bu kesin demir fabrikasıdır. Çalışın herkes torna, komünistleri morna. Kötürüyor. Yok oymuş buymuş. Adam 50-60 sene önce yapmış. Bakın ısıtma sistemi bile kaç sene önce. Adam ısıtma sistemini nasıl attı? Yok komünistler öyle, komünistler böyle. Yok öyle bir dünya. Bu çıkar. Bana eva demiş. Adam bak komünizm yıkıldıktan 20-30 sene sonra kendini yeni yeni toplamaya başladı. Baksana bunlar hep komünistler yapmış. Oymuş da buymuş da kardeşim ya. Şuraya baksana adamın kurduğu şeylere bak. Bu şehirleri komünistler yapmış, kapitalistler mi yapacak? Böyle baksana. Yani şimdi git hadi bakalım. Demarka. Şimdi Fiyeri Bulgarların yaptığı o deniz kenarındaki yerleşim yerleri, ona iç içe bizim sağlık mahallesi gibi. Baksana şu tasarıma bak, şu gelişliğe bak ya. Şu caddedeki şeye bak, adam nasıl bir plan yapmış. Sağlı sol. Stara Zagora ve Manastır demiş. Sen burası geniş geniş, acayip bir yer. Geniş geniş yapılaşması. Centaur'u biraz acaba onlar. Centaur'u bir tane de öne götürüyor. Acayip geniş geniş bir kasaba yapmışlar var ya. Ama güzel kasaba. Güzel. Zaloj'da kaçta? Bu Zaloj'da kaçta da para mı dedi abi? Bir şey bırakıyorsun. Ben nasıl koşalım. Viraj hızlı gitmiş belli o. Böyle götü yamulmuşlar ama. Viraj alamadı demek. İyi sağa çıktı. Sıra tabi de vardı bir tane zemeceli. Güzelmiş. Neyse git Center'a arasak. Center'a gidelim biz. Ağaçlar yığılmış. Herkes ağaç burada geliyor. Burası aklına biliyorum. Burada odun parayla. Evet. Hadi bakalım yine. Nereye gidelim bir de? Nereye gidelim? Devam et. Nereye gidelim? Zavideliyle yapılır diyordu ama şey center. Bak kasabanın artık sonuna gidiyiz. Cengiz gibi ben gerçi benim bir kloştat moştat bir şey lazım olsun. Bu şey değil mi? Yambo muydu? O Yambo. Baksana bak blokların Sinan 114 numara yazıyor. Bilmem ne apartman. Hep öyle bu. Onunla bak. Malk tarafında da öyle. Doğrusu da öyle ki. 114-115. Direkt numaralar var. Apartman. Hemen bulacaksın. Amerika'da sokaklar bile öyleymiş ya. Birinci cadde, ikinci sokak. Tabi numarayla yok. Bilmem ne güneş, bilmem ne. Öyle yokmuş ya. Doğrusu yok o. Doğrusu o. Sinan bunları giydirmişler bu blokları burası. Evet evet, tamir edilmiş. Ya nereye gideceğiz? Devam et bakalım gidelim doğrusu. Sonuna gireceğiz gibi mi geldi kasabara? Yoksa da Centerliler değil mi? Ne oldu? Buraları center. Ha? Buralar center'dır öyle. Neyse otururuz bir yerde. Bunu abi yeriz abi de biliyor musun? Oturacağız da ha. Bir center. Kahve mi? İşte buralar center galiba sıra. Evet evet, o da güzel kahve var. Evet oraya otur öyle. Burayı bir arabaya bırakalım. Burada bir yerde bırakacak yerde bulamadık ya. Nasıl bir şey bu ya? Reha nasılsın sen? Nereye başlayacağız bana? Dön sen buradan geri. Ya da git bakalım bize. Ben silahda başka güzel zavet edelim. Yahu. Ama bak binalığı topluyorlar ha. Bak bir de çok güzel izolasyon yapmış adamlar ya. Şuraya bak şimdi. İzolasyonlar çok iyi ya. Binayı nasıl yapmış? Evet, taş kalan izolasyon değil. Bak. Evet bitti burada center galiba. Aynen. Polis ararsa vurursak da olacak. Geri dönelim biz.
birisiydi. Muhammed Bey. O. Center. Şurada vardı bir tane. Süpermarket. Gel. Köprüye gidelim. Köprüye buraya. Nasıl güzel bir yani içinde. Magazin de var burada. Yok. Bırakır mı? Ne güzel şey yapmışsın. Sağ ol. Buraya mı otur? Sertifikat yemiş. Sertifikat var mı bizde? Sertifikatlarımız var mı? Neyse otur hadi otur. Baş yatır. Bir şey sorayım. Korona aşısı. Evet arkadaşlar, korona aşısı soruyor. Hep de içeri oturamayacağız. Korona aşısı illaki olacakmış. Ondan sonra. Almadık. Korona aşılar şeydi. Ne bileyim. Bu doğalgaz mı yakıyor? Ne güzel acayip bir şeymiş ha. Doğalgaz yakıyor. Hı? Almadık maçları yanımıza. Bu içeri geçseydik iyi olacaktı. Şeyde onlar böyle gidip alalım. Gidip alayım. Ya şu içeri oturalım sıcak be. Sertifika istediler valla. Kahve içeceğiz. Böyle güzel. Evet, 3 tane sertifikat. Rahat otur be. Sen kahve ne içeceksin söyle. Bir kahve içeceğim ben. Normal. Dolu kafe. Hoş diyelim dolu kafe. Dolu kafe. Sertifikat, sertifikat. Bitirin. Şimdi şöyle bir şey var yani aşı vurdurduğuna korona değil. Zaten gene taşıyorsun. Koronavirüs taşıymışsın anlamına gelmiyor ki. Tamam. Yine taşıyorsun yani. Geçen de bizim aşı var yine korona oluyorsun. Tamam. Yine bulaştırıyorsun yani. O olsa ne olur olmasın. Yani saçma. Orada bir mantıksızlık var yani. Tabii var. Bir sıkıntı var. English Labs. Kahveye bak ya. Ama adamlar gerçekten çok iyi kahve yapıyor. Mükemmel ya. Evet, Yalova. Yalova Center. Şöyle ufaktan bir gezelim. Bir merkezi bir görelim. Evet, Türkiye'ye kar geliyor bu arada. Balkanlardan giriş yaptı. Merkez o taraf. Şuna baksana, bunlar kim bilir? Bunlar hiç şeyden mi kalmadı? Yerler mi? Yerler. De oraya bakarız. Sigaralar içerim de bakarız. Maske var ki içeride sokarlar. He? Maske var mı? Bende var bir tane ama. Bakarsın sen. İnşallah sararız da varsa çıkarsın inşallah. Burası. Evet. Aa, burada. Hadi güzel bina varmış ya. Bunun önünde çıktı. Kiliseye baksana. Kilise güzelmiş. Of işte ne alıyor o. Sivan güzelliğine bakar mısın şu heykelin ya? Evet. Kim yapmış bunu ya? Zarodion hatta. Felaket. Çok güzel yapmışlar. Hayatta gördüğün var ya en şey heykel. Bu ne ya nasıl? Bulgar askeri zaten böyle giyiniyordu bak. Aynı bu şekilde. Sen bakar mısın heykelin güzelliğine ya? Çok güzel. Lan hayatta gördüğüm hakikaten en gerçek. Yani gerçekten güzel bir heykeltıraş yapmış yani. Baksana Sinan duruşuna yumruğunuz. Çok güzel ya. Yaşar yaş. Çok iyi heykel. Burada da kilise.
otel. Mükemmel bir otel yani. Eski. Aynen. Evet, Elko'dan bu kadar. Artık havada çok soğuk. Eve doğru toplanıyoruz, sınıra doğru. Dehşet bir soğuk var. Evet arkadaşlar. Sınır kapısından kış giriş yaptık. Şurada biraz free shop'a uğrayacağız. Şu an Hamzabeli'deyiz. Demek ki akşama Trakya'da kar var. Bayağı bir kar var ya. Aynen. Ha çok ya. Maskesiz yasak bir değil.